Ayrıca Can, siz de bu akşam sahne aldınız. Biliyorsun, Türkü Denizi'ndeyiz. Evet. Ve Hüseyin Türkü Denizi'nin de albüm galasındayız. Sizler de bir sanatçı olarak, genç bir sanatçı olarak, bir kadın sanatçı olarak sahne aldınız, destek sundunuz. Önce sizi kutluyoruz. İyi ki varsınız. Kadınlarımız hep bizim hayatın her alanındalar. Sizleri de burada görmek güzeldir, onur verici. Hüseyin Türkü Denizi deyince aklına ne geliyor? Şimdi Hüseyin abi zaten albümün öncesinde de beraber mekanında çalışma fırsatı buldum. Albümünde de keza onun sesine sesimi katmaya çalıştım. Çünkü... Düet falan mı yaptınız? Tabii düet de yaptık beraber. Onun kendi söz müziği kendisine ait olan bir eser. Ben Hüseyin abiye bu anlamda başarılar diliyorum. Çünkü aslında dışarıdan böyle eğlenceli görünen bir meslek olsa da çok çetin aslında bir meslek. Bu çetin yolda ona başarılar diliyorum. Hem mekanı olsun hem de albümünde inşallah bol kazanç elde eder. Çünkü biraz da sizi tanıyalım. Hem isim olarak. Ben Aysel Sarıkaya efendim. Aysel Sarıkaya. Peki Aysel Sarıkaya hayatın hangi alanda neler yapıyor, neler üretiyor? Benim de kendime, yani ilk albümüm Derun adlı bir albüm var. 2013 yılında çıkardım. Ama biraz zor bir döneme denk geldi. Gezi zamanında denk geldiği için albümü tanıtma çok böyle albümle alakalı çok tanıtım yapamadım ama inşallah ikinci albümlere, üçüncü albümlere de bu yolda çünkü emek vermeye çalışıyorum. Feyz aldığım sanatçı büyüklerimden hem dinleyerek ben bir Sivas Zaralı olarak Zaralı Halil'i dinleyerek onun toprağından gelen bir insan olarak türkülerle büyüyen bir insan olarak çünkü evimizde bizim kahvaltıdan gece yatana kadar gerçekten abartmıyorum bunu. Evimizin 7-24 evinde türkü çalan bir evde büyüdüm. Bundan dolayı da ister istemez artık biraz da suyundan mı, toprağından mı bilmem. Bağlamanın tıngırtısı da var mıydı o dediğin müzik alemi için? Çok istedim, çok istedim bir bağlama çalabilmeyi ama gerçekten sabır gerektiriyordu. Bizim de işte o zamanlar okulum muydu, işte okulumu okumak, dersler, şunlar, bunlar. Zaman da aslında uygun değildi. Yani evet zaman ayırmak lazım ama bu sefer de yaş da küçük olunca, yani o dönemlerde okul da var. Şimdi aile de istiyor ki çocuk okusun, işte işini, mesleğini elde etsin ama ben türkülerden vazgeçemediğim için bu anlamda... Bu yolu seçtim diyorsun. Bu yolu seçtim. Yani çünkü benim hayatımın her alanında türküler. Yani sadece bunu meslek olarak yapmıyorum. Gerçekten sahnedeyken sahnemi türküleri yaşayarak yansıtmaya çalışıyorum karşımdaki dinleyici dostlarıma. Yani kısacası yani ruh olarak gönüllere iniyorsun öyle diyelim. Öyle, müzik ruhu olarak. Hissettiğim için iniyorum. Evet zaten. Çünkü biz onunla harmanlandığımız için iniyorum. Yoksa sadece bunu bir meslek işte gideyim aman söyleyeyim 3-5 türkü de işte oradan bir kazanç elde edeyim. Ticari kaygılarım yok benim. Yani ben oradan çok paralar kazanmak işte çok işte zengin olmak değil benim amacım. Benim amacım türkülerimi daha fazla ne kadar insana duyurabilirim. Çünkü büyüklerimizden öyle gördüm. Benim beni tanıyan dostlarım, arkadaşlarım da bilir. Tabii ki ozanlarımızı feyz alıyorum. Tabii ki onlardan dinliyorum. Ama Güler Duman'ın benim için yeri çok ayrıdır. Yani çünkü ona hocam diye hitap ediyorum. Gerçekten hayatta öğretici bir insan. Gönlü çok güzel. Türküleriyle, onun türküleriyle büyümek tabii ayrı bir olay. O yüzden ne olursa olsun bu alanda hem türkü söyleyen büyüklerle en azından şunu söylüyorum her zaman. Büyüklerimiz bize yol göstermeli, bizimle yarışmamalı. Çünkü bazen bizim sektörümüz, bizim camiamız diyeyim, biraz buna müsait. Çünkü teknoloji çok ileride. Yani eskiden böyle gıptayla bakardık televizyonlarda görürken, görünce onları. Ulaşamazdık, ulaşılmazdı bizim için.
Ama şimdi bir tıkla dünya ayağında. Evet, onun yanındayız. Evet. O yüzden o anlamda gerçekten hem teknoloji olarak çok önde olduğumuz için belki biraz aradaki o şey tılsım kayboldu. Onunla alakalı da büyüklerimizin yine de ne olursa olsun onlardan her birinden bir bal derler ya, her çiçekten bir bal, her çiçekten bir bal almaya çalışıyorum. Şimdi siz genç bir sanatçısınız, bugün dayanışma için buradasınız. Evet. Tabii ki olması gereken de bu. Peki aynı dayanışmayı siz sanatçılar arasında görebiliyor musunuz? Her alanda veya her an duyguyu yaşayabiliyor musunuz? Veya siz böyle bir destek alabildiniz mi? Şöyle bir durum var. Aslında bizim ortamımız şuna müsait. Şimdi beraber eğer bu ortamda birlik olmayı bilirsek, yani o saygıyı biz gösterebilirsek, ben bugün Hüseyin abiyle, Hüseyin Türkü Deniz ile aynı ortamda çalışma fırsatı buldum. Ortamda birbirimizi üzmemiş olduğumuz için biz zaten bugün buradayız. Eğer aradaki o büyük, yani abi kardeşlik olmasaydı, belki de onun benim işime saygı duyuyor olması, benim onun işine saygı duyuyor olmam bizi bu etkinlikte birleştirdi aslında. Sanatçılar arasında da az önce de söyledim ya, aslında böyle birbiriyle yarışma kaygısı, yarışma telaşı olmasa her zaman birlik olacağına inanıyorum. Kadın, erkek hiç fark etmiyor. Ama bazen biraz bilmiyorum ne işin içine giriyor ama arkadaşlarımız zaman zaman yarışmayı tercih ediyorlar. Ben her zaman söylerim, bir meyve düşünün. Yani tüm meyve çeşitlerini düşünün. Bir elma yediğinizde muzun tadını almıyorsunuz. Aslında bunun farkında olsalar ya da olsak aslında hiçbir sorun kalmayacak da biraz sanırım bu bizim işimizin görkemliliği biraz farklı boyutlara itiyor diye düşünüyorum. Peki son bir sorum olsun. Bir bayan sanatçı olarak kolaylık görüyor musunuz? Zorluklar mı yaşıyorsunuz? Elbette zorluklar var. Elbette zorluklar var. Çünkü aslında çok müzayip olduğumuz bir konu. Yani bayan solist arkadaşlarım, sanatçı büyüklerimin müzayip olduğu bir konu. Çünkü bizim ortamlarda yani nasıl söylenir bilmiyorum ama o alkol de alınıyor. Şimdi bir bayan olarak onu taşımaya çalışıyorsunuz. Yani karşınızdaki insanları, karşınızda sizin dinlemeye gelen insanları da taşımak zorundasınız. Çünkü çok zor şartlarda gece ister istemez bazı işte Türkiye evlerindeki sahnelerimizde gece dönmek zorunda kalıyoruz. Bugün olduğu gibi. Bu durumda her zaman adımımızı yorganımıza göre uzatıyoruz ayağımızı belki ama içinde bulunduğumuz zamanla da alakalı bir durum. Yani çok zor bir zamanlar geçiriyoruz aslında. Çok zor dönemlerin içerisindeyiz. Yani bugün yolda yürüdüğünüz zaman başınıza her an her şey gelebilir. Toplumsal huzur kalmadı. Evet, toplumsal huzur. Hayatın her alanında. Kesinlikle öyle. Toplumsal huzurumuz olmadığı için her mesleğin olduğu gibi, her meslekte olduğu gibi bizim işimizin de, bizim mesleğimizin de zorlukları tabii ki var. Yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi de uzaktan da olur ses açıkları. Biz de size başarılar diliyoruz bu zorlu yolda. Teşekkür ederim. Bu gerçekten halk kültürüne gönül vermek hoş, güzel ama gerçekten büyük bir emek, alın teri istiyor. Biz de size bu yolda başarılar diliyoruz. İyi ki böyle dayanışma ruhunu gönlünüzde besliyorsunuz. Teşekkür ederim, her zaman. İyi ki halk türkülerimizi söylüyorsunuz. Smarlık laukonuma vani. Anladın mı bilemiyorum ama. Biz Türkçe konuşuyoruz ama. benim özüm, benim kültürüm, ben Koçgireli bir ailenin kızıyım. Kültürümü çok seviyorum. Çünkü o kültüre sahip olmak, o kültürün içerisinde büyümek ayrı bir onur, gururdur benim için. Anlamadım ama hissediyorum. Dedim ki, iyi ki bizim Türkleri çağırıyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, ben de size teşekkür ediyorum. Gerçekten
bu ülkede sanatçı olmak zor. Hele hele günümüzde anne olmakta, baba olmakta, evlat olmakta, öğrenci olmakta, benim gibi öğretmen olmakta gerçekten zor. Ama bu zoru başaracağız umarız. Siz ve sizin gibi gelecek kuşaklar umarım bizim yapamadığımızı sizler başarırsınız. Evet, bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Sizler yaratırsınız diyelim. Sağ olun. Teşekkür ettim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Ben Hüseyin abim, albümde. Abicim neredesin? Yeni albümün, ilk albümün, ilk göz ağrım. Hayırlı olsun. Ben de albümden acizane sesimi katmaya çalıştım sesine.